Evet, mutfakta Yasemin Üstay Tekin, Her Çocuk Ispanak Sevmez kitabının yazarı. Çok güzel tarifleri var. Anneler, anneanneler, babaanneler, yengeler, halalar, kaçırmayınız lütfen. Yasemin, ilk olarak ne yapıyoruz? Muzlu keki bir yapalım, fırına verelim onu. Evet, ben de en çok onu merak ediyorum şu anda burada. Şimdi iki tane muzu çatalla biraz ezdim. Tamam. İçine iki yumurta koyuyorum. Tamam. Bunları şöyle kolayca mikser yardımıyla çalıştıracağım. Çalıştıracağım. Sıvıları bir kapta karıştırıyorum Derya ablacığım. Kuruları ayrı bir kapta, tamam, daha kolay olsun diye. Tamam. Süt koyuyorum yarım bardak. Yoğurt da konulabilir. Alternatifli söylüyorum ki sizin seyircileriniz merak ediyor. Biraz da tereyağı koyuyorum. Zeytinyağıyla da olabiliyor. Çok da güzel oluyor. Tamam. Erittim. Sıvıları böyle sadece iyice karışıyorlar. Evet. Yasemin, mikser varken duyulmamış olabilir. Tamam. Neler koydun? İki tane muzun püresini koyduk. Tamam. İki yumurta koyduk. Yarım bardak süt koyduk. 6 yemek kaşığı da tereyağı koyduk. Süt yerine yoğurt olabilir. Tereyağı yerine zeytinyağı konulabilir. Evet. Bunu söyledim. Şimdi ayrı bir kapta da kurularımızı karıştıracağım. Un koyuyorum. Ne unu? Beyaz un bu. Tam buğday unu konulabilir. Sevdiğiniz herhangi başka bir un konulabilir. Yulaf koyuyorum. Bu yulaf bazen biraz daha taneli, şöyle elimle göstereceğim, daha taneli tatılıyor. O zaman ben daha böyle ağzıma gelmesini çok sevmiyorum. Biraz şey yapılabilir. Geçiriyorsun. Evet, geçiriyorum. Şöyle öğütüyorsun. Öğütüyorum. Bazen. Birazcık daha öğütüyorum. Ya da bazen bir gece buzdolabında suyun içinde de dinlendirilebiliyor. Ben onu çok seviyorum. O da güzel oluyor. Evet, aynen öyle. Yulaf koydum. Esmer şeker koyuyorum. Bunun yerine hurma püresi, meyve püresi, bal ya da yani bu tarifi gerçekten hiç şeker koymadan da yapabiliriz. Evet. Muz çünkü yeterli bir şeker aslında. Ben şey kullanıyorum. Elma şurubu. Evet. Kullanıyorum. Özellikle reçellerde çok güzel oluyor. Yani şeker kullanmıyorum. O doğal elma şurubunu çok beğeniyorum gerçekten. Aynen öyle. Buna da çok yakışır tadı. Evet. Ben yine bazı tarif olarak veriyorum. Esmer şekerin ben biraz daha yanık tadını seviyorum beyaz şekerdense. Yani esmer şeker. Evet. İçine kabartma tozumu koyuyorum. Tamam. Bir paket mi? Evet. Aynen öyle. Biraz tuz koyuyorum. Tamam. Tarçın çok yakışıyor diye. Buna ondan tarçınsız ben düşünemiyorum. Evet. Biraz da karbonat koyuyorum. Karbonat koyuyor musun? Koyuyorum yani? Evet. İkisini koydum. Bir koyuyorsun. İkisini de koydum evet. Tamam. Biri şişiriyor, biri enlemesi. Evet, aynen öyle düşünün. Ceviz koyuyorum. İstediğiniz herhangi başka şey de koyabilirsiniz. Olur. Evet, çocuklar çocuklar bazen ağızlarına gelmesini sevmiyor. O zaman da yine rondodan toz haline getirip hani ekstra besin olsun diye de katabilirsiniz. Evet. Şimdi bu ikisini birbirine karıştıracağım. Ondan sonra fırın kek kalıbına alacağım. Şurada ben hazırladım onu da buraya. Evet. Tamam. Aha. Şunu alayım İçine. Ben. Derya abla siz isterseniz muzları dilimleyin. Dilimleyeyim canım ben. Size zahmet olmazsa. Ne zahmeti? İstediğimiz gibi ben şöyle yuvarlak yaptım. İstediğiniz şekilde üstünü süsleyebilirsiniz. Burada. Var mı? Evet. Bu arada çocuklarla beraber mutfakta yapmak için de harika bir tarif. Bu çok güzel. Yasemin'in en güzel taraflarından bir tanesi. Yaman Ali zaten çok meraklı. Ben onu daha önce programa da çıkartmıştım. Evet. Çocuklarıyla çok mutfağa giriyor. Evet. Komşu çocuklarıyla da öyle. Şimdi beni izliyordur. Leyla ile Talya kardeşler var bizim komşumuz. Beraber kurabiye yaptık. Bıçakla çikolataları dilimlediler. Hı hı. Annesine yolladım videoyu, bir kalp krizi geçirdi ama yani aslında çocuklara öğretirsek, gösterirsek. Çok güzel. Hayır, sen bıçak falan da kullandırıyorsun Yaman Ali. Tabii kullandırıyorum çünkü. Orada benim de yüreğim ağzıma geliyor doğrusu. Ya aslında doğru tutmayı öğretirsek çocuklar çok dikkatli. Evet, tabii ama Yasemin bir taraftan da çok dikkat ediyor. Çok da iyi bir anne aynı zamanda. Nasıl da zayıflamışsın, nasıl verdin bu doğum kilolarını maşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel. Şöyle alayım, ekranı kapatalım. Şimdi böyle üstünü süsleyeceğiz. Şöyle yerleştireceğim. Birazcık spor, birazcık şeyle. Evet.
Ya o kadar basit hallettin ki. Evet, çok kolay, pratik bir tarif. Çocuğuna yapabilir. Gerçekten çok lezzetli bu. Malzemesi de çok değil. Şimdi peki bir şey soracağım sana. İçine koyduğumuz muz, hani bazen böyle muzlar evde hemen rengini değiştiriyor falan, onu değerlendirmek için de çok şöyle iyi. Yapıyor, aynen, onun için çok iyi. Zaten bu tarif biraz da öyle çıktı. Şöyle yapıyorum ben, kararan muzları buzluğa atıyorum. Gerektiği zaman böyle işte bir içeceğin içine atılacağı zaman, işte tarifin içine konulacağı zaman buzluktan çıkarıp ezip koyuyorum. Çok güzel. Evet. Harika. Bu fırına şimdi bunu gidiyor. Kaç derecede, ne kadar? 180 derece fırında bu bir 40 dakika pişiyor. Evet, hanımlar bunu yapabiliriz. Ayrıca bunu biz diyabetikler tam buğday unuyla çok güzel olur bizim için, ya da yarı yarıya karıştırabiliriz. Elma belki. Evet. Abla. Elma koyabiliriz içine. Bu tarif çok güzel. Kendimize göre. Yani muz yerine elma, siz daha iyi bilirsiniz. Şeker koymayın muz varken. Evet. Değil mi? Hayır, muz şeker yerini alabilir. Tamam. Biraz elma ile karıştırabiliriz. Bir iki elma rendesi, bir iki değil de bir tane elma rendesi anca gelir buna. Ben şimdi bu tarifi yapacağım mesela. Tamam. Harikasın. Tamam, şimdi neye geçiyoruz? Sen onu koy, hemen tamam. Geçelim.